elektroniğe yeni başlayanlar genelde Arduino türü bir şeyle başlıyorlar. İşte Arduino, onun modülleri. Tabii bunlar da çok kolaylık sağlayan parçalar. Yani eskiden çok zor yapılan devreleri bunlarla çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz, yazılımla da birleştiriyorsunuz. Ama elektroniğin temellerini öğrenmek de önemli. Ben bu dizide elektroniğin temellerini anlatmak istiyorum. Temel kavramları anlatacağım. Elektroniğin temeli kavramları bilmekten geçiyor ve de komponentleri tabii ki. Yani bir devreyi elinize aldığınızda o devredeki komponentler ne işe yarıyor? Yani bu kondansatör nasıl çalışıyor, bu bobin nasıl çalışıyor, bu röle nasıl çalışır? Entegre devreler. Niye buraya bu entegreyi koyduk da başka bir şey koymadık? Bu sigorta buraya niye takılıyor? Ya da bu transistör neden soğutucuya bağlanmış? Bu tür şeyleri temel elektronik bilgisi olmadan bilmemiz imkansız. Yalnızca Arduino ile çalışarak da bu işler teorik olarak mümkün değil. İşte genel olarak bir elektronik devre bunlardan oluşuyor. Yani üstündeki elektronik parçalar ve bu elektronik parçalara lehimle birleştirildiği baskı devre. Buradaki her bir parçanın kendine has bir işlevi var. Bu devrenin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak bu parçaların tek tek ne işe yaradığını da bilmemiz faydalı. Yani tabi sadece devrenin çalışması için değil, böyle bir devreyi tamir etmek için de parçaların işleyişini bilmek önemli. Elektronik devreleri monte edebilmek için bu tür PCB'ler kullanılabilir. Ya da hazır baskı devrelerde kullanılıyor bunun gibi. Yani üstüne bu şekilde monte ediyorsunuz devreyi. Bu iki yöntemin de kendine göre dezavantajları var tabi. Özellikle profesyonel bir devre yapmıyorsanız devre üzerinde hatalar yapabilirsiniz ya da bir parçayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için tabi lehimi sökmek gerekecek. Bu da işi zorlaştıran bir faktör. O yüzden seri üretim yapmıyorsanız ya da çok emin olduğunuz bir devreyi yapmıyorsanız devrelerin üzerinde çalışmanın başka yolları da var. Bunun en önemli yolu bir breadboard. Yani bu. Lehimleme yapmadan elektronik devreler üzerinde çalışmanızı sağlayan bir parça. Çok basit olarak gösterirsem breadboard'un her bir beşli grubu birbirine bağlı. Şu şekilde. Altında ve üstünde de güç kaynağına bağlayacağınız gördüğünüz gibi artı eksi yazın ya da bu tarafında. Bunların bütün bu grup artı birbirine bağlı, bütün bu grup eksi birbirine bağlı. Yani böyle ortadaki dikey olarak koyduğumuz bütün beşli gruplar birbirine bağlı. Kenarda da güç kaynakları birbirine bağlı. Şu ortasının boş bırakılmasının da bir sebebi var. Entegre devreleri takmak için işe yarıyor. En basitinden bir entegre devreyi yerleştirelim. Gördüğünüz gibi her bir bacağına bağlayacak 4 tane daha delik kaldı. Yani diyelim ki entegrenin bir numaralı bacağını artıya bağlayacaksınız. Yapmamız gereken şu. Bir dirençle bağlayacağız mesela. Entegrenin iki bacağı arasında bir direnç takacaksınız. Onu şöyle yapıyoruz. Şu anda 2 numara ve 6 numaralı bacaklar arasında bir direnç bağlamış oldum. İşte diyelim ki entegrenin güç bağlantılarını yapacağız. Şu bacağı artı olsun. Diyelim ki bu bacağı da eksi bağlantımız. İşte bu şekilde. Mesela çıkışlardan birine bir led bağlayacağız. Şu bacaktan bir çıkış yapacağız ve led yakacağız. Şimdi bu bacağı ledin bir ucuna bağladık. Ledin diğer ucu burada. Şimdi onu da mesela bir dirençle diyelim ki artıya bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde artıya bağlıyoruz. Şimdi mesela burada yaptığımızı bir çizelim. Ne yaptık?
Burayı artıya bağladım. Burayı eksiye bağladım. Şundan bir tane LED'i. Bir de direnç takarak. Tekrar artıya bağladım. Şu beşli grup kısa devre olduğu için entegrenin bu bacağını diyodun bir ucuna bağlıyor. Diğer ucu şu beşli grupta olduğu için şu ucu dirence bağlanıyor. Direncin öbür ucu da artıya gidiyor. Yine burada eksi güç kaynağı. Şunlar entegren bu bacağıyla kısa devre olduğu için eksi güç kaynağını 8 numaraya bağlamış oluyoruz. Yine şuradaki beşli grup şunun sayesinde artıya bağlamış oluyoruz. İşte bu şekilde devreleri kurabiliriz. Tabii daha sonra artık ustalaştıkça daha fazla breadboard'dan oluşan ve daha büyük devreleri de kurmaya başlayabiliriz. Genellikle ben ilk defa bir devre yapıyorsam breadboard üzerinde çalışıyorum. Son haline getirdikten sonra baskı devreye ya da bu delikli pertinansa geçiriyorum. Tabii sadece basit devreler olmuyor. Gittikçe karmaşıklaşabiliyor devreler breadboard üzerinde. Dediğim gibi pratik yaparak yavaş yavaş bunu öğrenebiliriz. Elektronikte bir şeyler yapmak istiyorsanız öncelikle ölçmeyi öğrenmek lazım. Ölçmek için de tabii ölçü birimleri var. Ana ölçüm birimleri elektroniğin volt, amper ve ohm. Önce gerilimle başlayalım. Gerilim elektrik akımını devrede dolaştıran güçtür ve volt sembolü de V ile ölçülür. İtalyan mucit Alessandro Volta'nın adından gelmiş. Akım elektronların bir devrede akma yoğunluğunu gösteren ve amper birimiyle ölçülen değer. Bu birime de Fransız mucit amperin adı verilmiş. Amper özellikle elektronik devreler için oldukça büyük bir birim olduğu için daha küçük birimleri kullanıyoruz. Mesela miliamper, amperin binde biri ya da mikroamper, amperin milyonda biri. Hatta bazı devrelerde de nanoamper bile kullanılıyor. Elektrik akımını bir iletkenin üzerinden akıttığınızda akımı belli bir seviyede tutabilmek için gerilimi de belli bir seviyede tutmak lazım. Yani akımla gerilim arasında bir oran var. Bunu da başka bir mucit bulmuş. George Simon Ohm adında. Yani bir materyalin üstündeki gerilim ve üstündeki akan akım birbirine oranı sabittir. Buna da direnç ya da İngilizce resistance adı veriliyor. Bu kanuna da Ohm kanunu deniyor. Sembolü de omega harfi. Yani herhangi bir iletkene bir gerilim verdiğinizde iletkenin direncine bağlı olarak oradan akacak akım belirleniyor. Elektronik ile uğraşmak için öncelikle güç kaynağı lazım. Tabii pillerle başlayabilirsiniz. Zaten biraz tecrübe kazanınca genelde ilk yapılan devrelerden biri basit bir DC güç kaynağı olur. Tabii günümüzde çok ucuza başka güç kaynakları da modül olarak alınıp üzerinde hatta voltmetresi vesaire olan modül olarak alınıp kullanılabiliyor. Yani biraz tecrübelenmeye başlayınca bir güç kaynağına tabii ki ihtiyacınız olacak. İkinci olarak da en önemli ihtiyaçlardan biri bir multimetre. Yani buna benzer bir cihaz. Elektronik ile uğraşmak isteyen herkesin en öncelikli ihtiyacı tabii bir multimetre. Multimetresiz olmaz. Bazen multimetreye avometre de denir. İşte amper, volt, ohm'dan geliyor. Avometre. Multimetre volt, amper ve ohm cinsinden gerilim, akım, direnç ölçebilen bir cihaz. Yani temel fonksiyonlar bunlar. Ama birçok multimetrede başka fonksiyonlar da vardır. Mesela bakın bunda sıcaklık ölçümü var. Frekans ölçümü var. Ya da kondansatör bobin ölçümleri var. Ama en çok kullanılanlar DC ve AC akım, gerilim, bir de ohm'dur. Yani direnç ölçümüdür. Multimetrelerin iki ana çeşidi var. Analog veya dijital. Burada gördüğünüz soldaki analog, sağdaki dijital bir cihaz. Eski dönemlerde dijitalleşme başlamamışken analog multimetreler kullanılıyordu. Onlar başka seçenek yoktu zaten. Günümüzde daha çok dijitaller tercih ediliyor. Aslında analogların da kendilerine göre avantajları var ama çoğunluğun tercihi artık dijital. Analog bir multimetrede değerler tabii bir ibreyle gösteriliyor. İşte seçtiğiniz aralığa göre de değişiyor. Şu anda mesela ben 3 volt seçtiğime göre bu tam yarıda duruyor. Demek ki 1.5 volt. Bir tane pil değdiriyorum zaten. Dijital multimetreler ise dokunur dokunmaz işte değeri dijital olarak gösteriyorlar. Tabii dijitali kullanmak daha avantajlı. Ama bazen de ekran çok hızlı bir şekilde değişir. Eğer çok oynak bir dalga varsa. Analog cihazlar o zaman daha ortalamayı gösterdikleri için biraz daha izlenebilir oluyorlar. Artık çok ucuza ulaşılabildiği için ben de dijitali tercih ediyorum. Yani serinin bundan sonraki videolarında da zaten dijital ölçü aletimi kullanacağım.
Analog biraz artık nostaljik bir değerde. Multimetrelerin detaylarına şimdi girmiyorum. Video serimizin ikinci bölümünde multimetreleri detaylı inceleyeceğiz. Sonraki bölümlerde komponentleri detaylı olarak inceleyip her birinin devrede nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.